Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri. Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Yücel Öksüz. Merhabalar. Medya Manastır Radyo Televizyonu'nun kıymetli dinleyenleri. Kırgızistan şehrimizin, Kırgızistan'ımızın Bişkek şehrinde bulunan Kırgızistan Türkiye Manastır Üniversitesi'nin Medya Manas Radyo ve Televizyon stüdyolarından sizlere hitap etmeye çalışıyorum. Kıymetli dinleyenlerim, geçen hafta söylediğim gibi her perşembe saat 14.10'da başlayacak olan programımızın bu hafta ikincisini gerçekleştiriyoruz. Geçen hafta yaptığımız programa gösterdiğiniz ilgiler, geri bildirimleriniz inanın bize çok cesaret verdi. Çok teşekkür ediyorum bu destekleriniz için. Hizmet edebilme amacıyla Kırgızistan'ımıza, tüm esasında bizi dinleyenlere hizmet edebilmek, daha psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleriyle ilgili psikolojik yardım içerikli sohbetler düzenleyebilmek amacıyla başlattığımız bu çalışmaların daha güzel gerçekleşebilmesi açısından verdiğiniz destekler cesaret verdi bize. Bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Efendim, geçen hafta da bu hafta yalnızlık konusunu ele alacağımı, inceleyeceğimi söylemiştim. Evet, yalnızlık konusunu değerlendiriyorum sizlerle birlikte. Canlı yayına da katılabileceksiniz. Onunla ilgili arkadaşlarım hafta içerisinde de gerekli duyurular yapabilecekler. Sorularınızı, ekleyeceklerinizi, söyleyecekleriniz olursa bunlara da katkı sağlayacağınızdan emin olabilirsiniz. Cevap vermeye çalışacağım. İnsanın içinde yaşadığı dünyaya, kendisine yabancılaşmış olduğunu bilmesi anlamına geliyor yalnızlık. 21. yüzyılda insanı en yoğun şekilde etkileyen sosyal ve psikolojik bir vaka haline gelmiştir. Yüce Mevla yaratmış olduğu bu gizemli kainatta hiçbir canlıyı yalnız yaratmamış. O yüzden yalnızlık çok ağır geliyor insana. Bir sürü araştırmalar var yalnızlığın insan üzerindeki etkisiyle ilgili. Nasıl ortaya çıkıyor ve bununla nasıl baş edebiliriz, bu etkiyi nasıl ortadan kaldırabiliriz, olumsuzluklarını, bununla ilgili bir sürü çalışmalar var. Efendim, affedersiniz. Yalnızlık üzerine ne şarkılar ne türküler yazılmış. Biliyorsunuz Türkiye'de İbrahim Tatlıses'in "Yalnızım dostlarım" derken söylediği o sözler hepimizin ağzında tespih tanesi gibi çekilir oldu. Bir başka sanatçı "Gökyüzündeki yıldızlar kadar yalnızlığım" diyor. Atalarımıza göre yalnızlık Allah'a mahsustur. Ne şiirler yazılmış yalnızlıkla ilgili. Mesela Yavuz Bülent Bakiler, "Bir garip kimseydin bu şehirde, sevmezdin her akşam içenleri ve kimse bilmezdi o zamanlar düğüm düğüm aklından geçenleri. Bir esmer kızı severdin, şiirler gibi, minyatürler gibi ince. İçin içine sığmazdı, konuşamazdın çıkıp yanına gelince. Efkarını dağıtmıyor her gece ard arda içtiğin sigara. Ve başıboş akan ırmaklar gibi dalıp dalıp gidiyorsun yollara. Bütün sevdiklerin terk edip gitti, yapayalnız kaldın artık. Dokunsalar ağlarsın çocuklar gibi büyüdü gözlerinde yalnızlık. Biliyorum böyle değildin önceleri. Türküler söylerdin sıcak. Şimdi bir bekar evim var, karanlık bir odam var ağlayacak" diyor Yavuz Bülent Bakiler. Evet, yalnızlık bu kadar hayatımızı etkileyen, hayatımızın merkezinde birçoklarımız için kabusa dönüşmüş olan duygu hali olarak görüyoruz. Peki nasıl ortaya çıkar yalnızlık? Neden insanlar yalnızlığı duygusunu yaşar? Efendim, insan doğası gereği bir başkasına ihtiyaç duyar. İnsan olmanın gayet doğal bir sonucudur bu. Duygusal, sosyal paylaşımlara ihtiyacı vardır. Bu gayet sağlıklı bir şeydir. Yeterince olmadığında kendini yalnız ve mutsuz hisseder insan. Ancak burada önemli olan nokta insanın yalnızlığa ne atfettiği ve yalnızlığı nasıl yaşadığıdır. Yalnızlık önemli kavramında önemli olan insanın yalnızlığı nasıl algıladığıdır. Yalnızlıkta uç tutumlar sağlıklı değildir. Yoksa
Her düzeyde insanlar çeşitli seviyelerde bunu yaşar. Bu gayet hayatın akışında zaman zaman hissettiği bir duygu halidir. Mesela asla yalnız kalmamalıyım şeklinde düşünmek pek sağlıklı bir düşünme şekli değildir. Veya hiç kimseye ihtiyacım yok, tek başıma yaşarım, yalnızlık umurumda değil gibi bir tutum da sağlıklı bir tutum değil. Çünkü diğer insanları, ötekini merak etmek, ötekiyle duygusal, sosyal bir yaşantı paylaşmak, psikolojik, ruhsal sağlık kriteridir esasında. Ama aynı zamanda insanın kendisiyle bir başına olabilmesi, kendisiyle yalnız kalabilmesi de bir sağlık kriteri ve kapasitesidir. Çocuklukta anne çocuğa bir güven, sevgi ortamı sunuyorsa, çocukta temel güven duygusu gelişir. Biz bunu psikososyal gelişim kuramında, Erikson'un kuramında temel güvene karşı güvensizlik konusunu işlerken geniş geniş anlatıyoruz öğrencilerimize. Annenin tutumu çocuğun dünyayı keşfetmesine, özgürleşmesine, bağımsızlaşmasına müsaade ediyorsa çocukta bağımsızlık, özgürlük duygusunun geliştiğini, çocuk kendisiyle yalnız kalabilmeye başladığını söyleyebiliriz. İşte bu ayrışma, bağımsızlaşma, insanın kendisiyle yalnız kalabilmesi ve ötekiyle sağlıklı paylaşımlar yapabilmesine zemin hazırlar. Ve ondan sonraki hayatının tümüne yansır bu. Ergenlik dönemi ve yetişkinlik dönemiyle de birlikte tüm insani ilişkilere yansıyan bir süreç böylece başlamış olur. Aslında hem bir ötekiyle gerçek bir bağlantı, hem de insanın kendisiyle yalnız kalabilmesi bir ruhsal sağlık kriteridir. Yalnızlık hepimizin zaman zaman yaşadığı bir süreçtir. Çoğumuz da yalnızız demekten kaçınırız. Bunu söylemenin bizi eksik, güçsüz bıraktığını inanırız, utanırız, sıkılırız. Oysa ki yalnızlık bizi farklı zamanlarda, farklı nedenlerden dolayı etkiler ve şiddeti de kişiden kişiye değişir. Yalnızlık günlük yaşantımızı devam ettirsek de bizim diğer insanlardan uzak, sanki tek başına kimse yokmuş, boşluktaymış gibi hissetmemize neden olur. Yaptığımız işleri sıradan, sıkıcı görmeye başlarız. Yalnızlığı hayatımızın bir parçası gibi algılamaya başladığımızda da mutsuzluk, endişe ve karamsarlık ona eşlik etmeye başlar. Bu duygular enerjimizi azalttıkça endişelerimiz de artar. Ne yapacağımızı bilemeyiz. Paylaşmak istediğimizde de yaşayamayan bilmez. Anlatsam ne olacak? Beni anlamayacaklar ki diye içimizde böyle sesler yükseltmeye başlarız. Yalnızlığımızdan değil bahsetmek, bazılarımız için yalnızlığı kabullenmek bile zordur. Bu nedenle bazıları yaşamlarını iş, alışveriş, farklı meşguliyetlerle doldurarak üstünü örtmeye çalışır. Bu şekilde içteki o boşluğu dışarıdaki uğraşlarla azaltmaya çalışır. Bu da farkına varmadan kendimizi ihmal etmemize neden olur. Yalnızlığı biraz daha değerlendirecek olursak, yalnızlık tek başına olduğunu, yalnız olduğunu hissetme durumu. En geniş anlamda değerlendirecek olursak sosyal ilişkilerden mahrumiyet duygusunu içerir. Sadece tek başına olmakla tarif edilemez, açıklanamaz. O bir süreçtir. Kaygıyı, öfkeyi, diğer insanlardan farklı hissetmeyi kapsayan bir süreç. İşte insanın sahip olduğu ilişkilerle sahip olmayı arzuladığı ilişkiler arasında dengesizlik varsa, anlaşılamadığını hissediyorsa kişi kendini yalnız hisseder. Yalnızlık insanın yakınında iç alemini paylaşabileceği kişi ya da kişileri bulamadığı zaman yaşanan bir durumdur. Bu duygu insanın en derin yaşadığı korkulardan da biridir esasında. Yalnızlık kişide boşluk duygusunu, istenmezlik hissini oluşturur. Bu duygu insanın en derin yaşadığı korkulardan biridir. Bu duygunun içinde kalan kişi kendini zayıf, işe yaramaz, güçsüz, gayesiz ve bitkin hisseder. Kişileri toplumdan ve yakınlarından uzaklaştıran psikolojik durum ciddi hastalıklara sebep olabileceği gibi zaman içinde kişinin ümitsizliğini artırarak intihara kadar da götürebilir. Kişinin psikolojisini olumsuz etkileyen bir içsel boşluk, bir değersizlik,
kişisel bir tehdit duygusu içerir. Yetersiz ve doyurucu olmayan sosyal ilişkilerle de bağlantılıdır. Yalnız olmak bizi besleyen bir kaynaktan ayrılmayı gelişen bir süreçtir. Kişiyi besleyen kaynaklar hem içsel olabilir hem de dışsal faktörler olabilir. Bu içsel nedenler çeşitli sebepler. Mesela eşiyle çocuğuyla çok tatminkar, doyumlu ilişkisi olan birisinin işi nedeniyle ya da herhangi bir sebepten dolayı uzak kaldığında bir süre sonra kendini yalnız hissetmesi gayet doğal bir durumdur. Yine iletişim zorluğu olduğuna inanan, kendini bu iletişim konusunda yetersiz gören kişinin de insanlarla paylaşımları olsa bile kendini yetersizliğine inandırdığı için diğer insanlarla birlikteyken kendini yalnız hissetmesi de içsel faktörler arasında söylenebilir, gösterilebilir. Yalnızlık niceliksel bir sorun değildir esasında. Niteliksel bir sorundur. Yani sahip olunan kişi sayısı ya da ilişkilerin sıklığı değildir söz konusu olan. Bir sürü insan olabilir etrafımızda. Bireyin var olan ilişkilerinden ne derece doyum aldığı, ne kadar mutlu olduğudur esas olan. Bu etrafımızdaki bir sürü insanlarla ne kadar doyumlu ilişki yaşıyoruz. Esasında bu belirliyor yalnızlığımız. Tek başına olmak da her zaman yalnızlık hissettirmeyebilir. Tek başına olmak kişinin kendi isteyerek bir seçimi de olabilir. Öncelikle bireyin kendisine ilişkin bilişsel algıları onun yalnızlık duygusunu yaşamasında önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Yani yalnızlık yaşayan bireyler kendisine ait olumsuz inançları olan özgüvenleri düşük bireylerdir. Diğer insanlarla ilişkileri konusunda kendisini yetersiz algılamakta, sosyal performansını olumsuz değerlendirmekte ve kendilerini sosyal çekicilik açısından yetersiz algılamalarından dolayı iletişim kurmaktan çekinir ve kendini diğer insanlardan soyutlar. Kendisini diğer insanlara açma konusunda bu durumu riskli ve güvensiz olarak değerlendirir. Yani kısaca söyleyecek olursak, başkalarıyla arasına köprü kurmaktan ziyade duvar örmektedir. Yalnızlık yaşayan bireyler kendisinden başka iletişim halinde olduğu diğer kişileri de güvenilir olarak algılamaz. Ve onların da kendisiyle ilgili olumsuz düşündüğünü kabul eder. İşte bu olumsuz yaşantılardan kurtulabilmek ve bireyin yalnızlığına ilişkin bu olumsuz düşüncelerden kurtulabilmesi için onun bilişsel yapısının yeniden programlanması gerekir. Bilişsel terapi modeli bu konuda çok önemli bir mesafe kat eden, başarılı olan bir terapi anlayışı olarak karşımıza çıkıyor. Çoğu yalnızlık yaşayan birey bu sorunla kendi başına baş etmeye kalkışır. Bir kısmı bunda başarılı olsa da bazıları profesyonel bir yardım almadan bunu aşamayacağını düşünür. Böyle düşünme aşamasında gerçekten de profesyonel destek almak çok önemli, çok akılcı bir şeydir. İşte bizim de üniversitemizde ÖGEM merkezimiz var. Öğrencilerimiz, hocalarımız bu konuda destek alabilir. Psikoloji Danışma Rehberlik Bölümünde yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz de bu konuda gerekli destekleri verebilme açısından, yeterlilik kazanabilmek açısından eğitim alıyor. Birey ister kendi başına ister profesyonel yardımla yalnızlıktan kurtulmak için iletişim becerini geliştirici bir takım etkinliklerde bulunabilir. Yalnızlığını aşması için içten samimi bir sosyal destek olma çok önemlidir, oldukça önemlidir. Ama bunu insanlardan, yakınlarından istemek de zordur. Bundan dolayı mutlu olmak için insanları mutlu etmek ilkesinden yola çıkarak başkalarıyla ilişkilerinde karşılık beklemeden mutlu etmek, verici olmak, besleyici bir rol üstlenmek bir zaman sonra kendisine doyurucu ve sıcak dostluklar ve ilişkiler olarak dönecektir. Bütün bunları yaparken gülümseyen bir yüzde tabii asla ihmal edilmemelidir. Bu zamanı kişi planladığı tek başına yapmak istediği faaliyetlerle doldurabilir. Sinemaya gitmek gibi, yürüyüşe çıkmak gibi. Bu iyi de gelebilir yalnızlık için. Ama tek başına olma isteği kontrolü dışında gelişiyorsa
o zaman kendini engellenmiş hisseden bir durum olarak karşımıza çıkar. Yakın ilişkilerin yokluğu, sosyal desteklerin yetersizliği yalnızlık hissetmesine sebebiyet verebilir. Kişi tek başına olduğunda kendini rahatsız eden yoğun duygusal bir yaşantı içinde değilse yalnız hissetmediği gibi o zaman zevk de alabilir. Zamanını daha etkili değerlendirebilir. Mesela evinde tek olup bir kahve içmenin keyfini yaşayabilir. Ya da bir ağacın altında uzanıp bir çay içebilir. Kendi başına mutlu olabilir yani. Böyle ortamlar kişinin kendisini iyi hissetmesine sebebiyet verebilir. Hatta bazı mesleklerde çalışanlar için de tek başına kalmak daha başarılı olması için, rahat çalışabilmesi için, konsantrasyonu sağlaması için gerekli de olabilir. Mesela yazarlık. İnsanlar ara sıra elbette yalnız kalabilir. Bazen de gerekebilir biraz önce söylediğim sebeplerle. Ancak burada önemli olan risk oluşturan şey insanlardan kopuk olduğunu ya da kimsesi olmadığını hissetmektir. Kapısını çalıp konuşabileceği, teselli edebilecek, yardım ve önerilerde bulunabilecek, derdini ya da bir açmazını, çıkmazını paylaşabilecek birilerinin bulunması çok önemli bir destektir esasında. Öyle eksildik ki yaşarken bize dokunan her şeyi eksiltiyoruz. Yalnızlığımızla çoğalıp kalabalığımızla eksiliyoruz. Ve öylesine kalabalık ki yalnızlığımız ne yana dönsek kendimize çarpıyoruz. Cahit Tarancı böyle diyor. Yalnızlıkla ilgili çok enteresan gelen, öğrendiğimde bana bir örnekten bahsetmek istiyorum. Los Angeles'ta tek başına ölmek istemeyenlerin son anlarında yanlarında oturması için saatine $40 vererek birini kiraladıkları bir servis olduğunu biliyor muydunuz? Ölürken başında birisinin olması için saatine $40 vererek kiraladıkları, destek aldıkları bir servis. Çok zor bir şey bu. Ölüm noktasına ulaştığınızda yalnız elinizi tutacak tek bir kişi bile yok, düşünsenize. Bunu iyi düşünmeliyiz. İnsanlarla olan iletişimimiz, eşimizle, çocuğumuzla, kim olursa olsun bazı şeyleri iyi hesap etmeliyiz diye düşünüyorum. İnsanların yaşamımıza katılmasını istiyorsanız onlara elinizi, kolunuzu uzatıp riske girmeyi göze almalısınız. Yani güvenmeyi, sevmeyi, inanmayı yeniden öğrenmemiz gerekiyor bazen. Yalnızlık hastalık mıdır diye soranlar oluyor. Yalnızlık hastalık değildir ama bazen hastalıklı bir hal alabilir. Bazen de bir hastalığın sonucu olabilir. Peki ne zaman yalnızlık bir hastalık ya da sorun haline gelir? Eğer hayatından ve ilişkilerinden verimsiz olduğunu düşünüyorsan, tatmin olamıyorsan, yaşam kaliten düşmüş, potansiyelini ve mevcut hayatınınla örtüşmeyen bir durum varsa, yalnızlığın sağlığımıza, ruh sağlığımıza, hayatımıza, fiziksel yapımıza o kadar çok olumsuz etkilerin olduğu durumlar var ki, bu depresyon, intihar, kalp rahatsızlıkları, öğrenme ve hafızada bozulmalar, antisosyal davranışlar, karar verme güçlükleri, alkol madde bağımlılığı, hatta beyin fonksiyonlarında zedelenmeler, Alzheimer gibi çeşitli olumsuzlukların ortaya çıkmasını zemin bile hazırlayabiliyor. Yalnız insanlar çoğunlukla diğer insanlarla ilişki kurmaya can atarlar. Ancak düşünce şekilleri diğer insanlarla iletişim kurma becerilerini güçleştirir. İzole olmak anlamına gelir. İzolasyon, soyutlanmak, bir ortamdan ya da durumdan ayrı tutmak ya da tutulmak demektir. Mesela bir üniversite öğrencisi kendisini çevresinde onlarca insan ve yaşıtı arkadaşı varken yalnız hissedebilir. Burada önemli olan kişilerle olan paylaşımdır. İşte sosyal psikologlar yalnızlığı yalnız olma şeklinde değil, kişinin kendini yalnız hissetmesi anlamında değerlendirmek gerekir diyorlar. O yüzden de sosyal ilişkilerini nicelik ve nitelik bakımından yeterli görmemesi halinde hissettiği duruma da kişiler arası yalnızlık ifadesini kullanıyorlar. Yani kişinin
belli bir süre içerisinde de olsa diğerleriyle arzu ettiği düzeyde ilişki kuramaması, kendini kapasitesiz, yeteneksiz, beceriksiz görmesi hali gibi, hissetmesi gibi. Kişinin diğerleriyle özel, mahrem ilişkiler kuramaması halinde hissettiği yalnızlığa duygusal yalnızlık diyoruz. Diğerleri tarafından reddedilme, istenmeme, itilme, bir gruba ait olmama duygularının eşlik ettiği sosyal yalnızlıktan da söz edilebilir. Konuşan, nefes alıp veren, gülümseyen, duygularının paylaşılabileceği, öfkesini ifade edebileceği, dinleyeceği ve dinleteceği birinin olması ne kadar önemli hayatta. Ne kadar zor yalnızlık. Orhan Veli'nin dediği gibi, bilmezler yalnız yaşamayanlar. Nasıl korku verir sessizlik insana? İnsan nasıl konuşur kendisiyle? Nasıl koşar aynalara? Bir cana hasret. Bilmezler. Yalnızlık öznel bir yaşamdır esasında. Birçok kişi yalnız yaşasa bile her birey yalnızlığını kendisi yaşar. Zaten yalnızlık paylaşılsaydı yalnızlık olmazdı. Kierkegaard şöyle ifade ediyor. Amerika'nın ormanlarında yaşayan vahşi hayvanları uzak tutmak için meşaleler, çığlıklar ve zil sesleri gibi araçlara başvuruyorlar. İnsanlarda yalnızlığa dair düşünceler uzaklaştırmak için çeşitli oyalayıcılar ve gürültülü teşebbüslere vurabilirler. İşte bunu söylerken esasında yalnızlık duygusunun yarattığı endişeyle yüzleştiği zaman insanoğlu bunun üstesinden gelemeyeceğini düşündüğünde kendisini duyarsızlaştıracak bir savunma yöntemi geliştirebiliyor. Ve ondan sonra kendimi boşlukta ve çaresiz hissediyorum. Çok değersiz ve yalnız hissediyorum. Mutluyum aslında fakat içimdeki boşluk duygusu ve sıkıntı geçmiyor. İçimdeki boşluktan korkuyorum. Yalnız kaldığımda kendi yönümü bulamıyorum. Etrafımda kalabalık insan toplu yoksa endişeye kapılıyorum gibi düşünceler zihinlerde şekillenebiliyor. Hali vakti yerinde bir yalnızlık benimkisi. Keder elden, yas gözden geçinip gidiyoruz diyor bir şairde. Yalnızlığı doğuran çok çeşitli sebepler var tabii. Sosyokültürel sebepler. Hatta genetik faktörlerin rolü var mı? Bu bile konuşuluyor, değerlendiriliyor. İnsanı iki şey öldürürmüş derler. Sevmediği insanın silahından gelen mermi, iki, sevdiği insandan gelmeyen ilgi. Yalnızlık düşük özgüvenle de bağlantılı. Özgüveni düşük olan insanlar diğer insanların gözünde önemsiz olduklarını düşünür. Bu da beraberinde izolasyon ve kronik yalnızlığı getirir. Yalnızlık insanın yakınında iç alemini paylaşabileceği kişi ya da kişileri bulamadığı zaman yaşanan bir durum olarak ifade edilir. Acaba bulaşıcı mı yalnızlık diye sorulur. Evet, bulaşıcı olduğu konusunda da çeşitli görüşler var. Chicago Üniversitesi'nde yapılan araştırmada yalnızlığın sigara tiryakiliği gibi, aşırı işte yemek yeme düşkünlüğü gibi bir sosyal ilişkiler aracılığıyla bulaşabileceğini ortaya koyuyor. Yalnızım, o zaman ne yapabilirim? Buna ilişkin ne söylenebilir diye birkaç sözle bununla ilgili paylaşmak istiyorum. Yalnızlık hissedildiğinde hemen her şeyi yapmaya çalışmak çoğu zaman insanı daha da yalnızlaştırır. Yalnız kalmaya alışınca herkes fazlalık gelir. O kadar yalnızım ki sıradaki şarkı sonraki şarkıya gelsin diyecek duruma düşer. Genelde öneri olarak şu söylenebilir. Yalnızlık hissettiğinizde bunu hemen çözmeye çalışmak, bir şey yapma yerine bunu önce anlamaya çalışmak çok önemli. Gerçekten ne hissediyorum? Neye ihtiyaç duyuyorum? Nasıl birine veya nasıl bir ilişkiye ihtiyaç duyuyorum? Ben kimim? Ne gibi ilişki ölçütlerim var? Standartlarım neler? Benim için sevgi ne demek? Sevilmek ne demek? İlişki, bağlılık, bağımsızlık, özgürlük gibi, karşılıklılık ne demek gibi. Önce bunları düşünmek, bunları kafamızda soru çözmek çok önemli esasında. Yani yalnızlığı bir sorun olarak görüp hemen çözüme yönelmenin ötesinde ben kimim, ne istiyorum, neye ihtiyaç duyuyorum, nasıl bir ilişki arz ediyorum gibi sorularla önce
kendimizi tanımak, ihtiyaçlarımızı netleştirmek, ondan sonra ötekine yönelmek, onu merak etmek ve yalnızlık konusunda yapılması gerekenleri, genel ve başlıca şeyler neler, bunları paylaşmak. Yalnızlıktan kurtulmak için ne olabilir? İşte bu öneri çok önemli belki. Ama şunu da bilmekte fayda var. Yalnızlığın size has olmadığını, herkesin hayatının belli bir dönemde yalnızlığını hissedebileceğini unutmamak gerekir. Kendimizi yalnız hissettiğimizde sosyal aktivitelere katılmak, dürüst ve samimi olduğuna inandığımız arkadaşlarımıza bağlantılarımızı, ilişkilerimizi sürdürmek gibi. İnternet ortamından o dönemlerde biraz da uzak kalmak gibi. Sanatsal aktivitelere yönelmek gibi. Pozitif duygu içeren, olumlu havaya yaratıcı şeyler içerisinde meşgul olmak gibi. Yalnızlığımızın içinde uğraşmaktansa arkadaşlarımızla yaptığımız şeyleri yalnızken de yapmaya çalışmak gibi. Sürekli yalnızlık hissediyorsak bu depresyon habercisi olabilir. Psikolojik destek almak çok önemli. Kendi kendimizi yetemediğimizi hissettiğimiz noktada psikolojik destek almak çok akılcı, çok doğru bir yaklaşım olacaktır. Yalnızlık hissi yaşayan insanların yüzlerinden bu duygunun belirtileri mutlaka yansır. Genelde psikolojik çöküntü içinde yüz ifadeleri anlamsız, dalgın, bir noktaya bakan, biraz her şeylerden kaçan, soyutlayan bir yapı. Güçsüzlüklerini, çaresizliklerini kabullenmiş, biraz halsiz, sinik, tepkisiz bir görüntü. Tabii ki yalnızlığı hissettiği şiddetle birlikte bunların görüntüdeki etkileri de ortaya o düzeyde çıkacaktır. Güçsüzlüklerini, çaresizliklerini kabullenir bunlar. Olaylar karşısında tepkisiz bir duruma düşer. Yalnızlık hissi yaşayanlar, yalnızlığı, yalnızlık aktivitesi içinde çözebileceklerine inandıkları ve algıladıkları için yalnızlığa boyun eğer. Bu nedenle de günlük yaşam çember içinde daima sosyal sıkıntı içerisine düşer. Bazen insanın anlatacak çok şeyi vardır içinde. Ama konuşacak kimsesi yoktur. Yalnızlık zannetmeyin ki kimsesiz olmaktadır. Asıl yalnızlık kimsen varken kimsesiz kalmaktadır. Efendim bir sohbetin daha sonuna geldik. Bugün yalnızlık konusunu işledik sizlerle. Huzur dolu günler diliyorum. Sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Önümüzdeki haftaya arkadaş ilişkileri geliştirme, sürdürme, devam ettirme konusunda neler yapabiliriz? Arkadaş ilişkileriyle ilgili bir takım önerilerde bulunmayı düşünüyorum. Hepinize sağlık ve muhabbetler diliyorum. Hoşça kalın. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri. Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Yücel Öksüz.